Selamünaleyküm arkadaşlar. Fosforlu Kalem'de bir yeni kitapla daha beraberiz. Efendim bu sefer İsmet Özel'in 3 zor meselesini okudum. İsmet Özel'in 3 zor meselesi. Kitabın ismi 3 zor meselesi aidiyeteki. Alt başlıkta şöyle teknik, medeniyet, yabancılaşma. Yani bu 3 zor meselenin açılımı bu. Teknik, medeniyet, yabancılaşma. Şöyle kapağını da hemen göstereyim. Yüzüme getirerekten göz aşinalığı olsun. Tam göstermek sayılmaz ama. Evet, yine Tio yayınlarından çıkmış bir eser bu. Hemen alıntılarımı okumaya başlayayım. Ondan sonra da kitap üzerine birkaç kelam etmeye çalışalım. Alıntı çok. O nedenle atlaya atlaya gideceğim. Artık bunu kabullenmek lazım. Çünkü kitap kalın. 599 sayfa. Ama kalınlığına kanmayın arkadaşlar. Çok güzel bir kitap. İlk 100 sayfası biraz zor açılan yazılardan oluşmuş. Yani benim tercihim böyle olmazdı eğer editör olsam. O yazıları arkaya koyardım. Arkadaki yazıları öne koyardım. Çünkü bununla tanışınca okurları biraz korkabilir. İlk 100 sayfası biraz yaptı. Zorladı beni. Ama ondan sonra su gibi aktı. Özellikle son 100 sayfası enfesti. Orada bilim üzerine yaptığı eleştiriler, aslında bilim felsefesi metni sayılabilecek eleştiriler yazmış İsmet Özel Hoca. Çok beğendim onları. Ayrıca söyleyeyim. Şimdi ilk alıntım 13. sayfadan. Şöyle bir yerden alıp okuyayım. Cahiliye devri tabiri karşımıza asr-ı saadet adlandırmaları bağlamında çıkıyor. Cahiliye devri tabiri karşımıza asr-ı saadet adlandırmaları bağlamında çıkıyor. Ne olmuş? Çıkarsa çıksın mı demeli? Karşımıza ne çıktıysa rastgele çıkmıştır diyemez miyiz? Hayır, diyemeyiz. Şahsiyetimizin Müslüman şahsiyeti haline gelmesi, önümüzde ne varsa hepsinin, bu cümleyi çizmişim işte arkadaşlar, şahsiyetimizin Müslüman şahsiyeti haline gelmesi, önümüzde ne varsa hepsinin tesadüfler değil, tevafuklar sebebiyle hasıl olduğunu anlamamızın sağlanmasıdır. Bir daha okuyayım. Şahsiyetimizin Müslüman şahsiyeti haline gelmesi, önümüzde ne varsa hepsinin tesadüfler değil, tevafuklar sebebiyle hasıl olduğunu anlamamızın sağlanmasıdır. Yani bir Müslüman olmak, hakikaten bir Müslüman olmak, bir şahsiyeti kuşanmış olmak, Müslüman şahsiyeti kuşanmış olmak, artık olaylara tesadüf değil, tevafuk gözüyle bakabilmeyi gerektirir. Bu olgunluğa erişmişseniz sizde Müslüman şahsiyeti oluşmuştur gibi bir şey söylüyor. Biraz devamından da paylaşayım. Müslüman şahsiyet yerini çağlar boyu her sözün ehemmiyetini idrak ile kazandı. Karşılaşılan her şeyin değerini fark etmek şahsiyetimizin İslami vasfını pekiştirdi. Müslüman olarak da İnsan olarak da sözlerle, bütün sözlerle alakamız var. Münasebetsizlikten dinimiz sebebiyle kaçınıyor. Sözlerle sözlerin hakkını verecek münasebeti ancak ağzımızdan çıkanı kulağımız işittiği zaman kurabiliyoruz. Evet, bu kadar okuyayım, fazla uzatmayayım. Hızlı gidiyoruz arkadaşlar. 17. sayfa. Tek bir cümle okuyayım buradan. Her kim ki ben erdim dedi, her kim ki ben erdim dedi ise yalanın hasını o söylemiştir. Her kim ki ben erdim dedi ise yalanın hasını o söylemiştir. Devam edelim. Daha ön sözlerdeydik. Kitabın asıl metinlerine de gelmedik. 28. sayfadan yine bir cümle. Biraz öncesinden alayım, tek cümle yetmeyecek. Yabancılaşma ancak medeni bir hayat tarzıyla birlikte söz konusu edilebiliyor. Yabancılaşma ancak medeni bir hayat tarzıyla birlikte söz konusu edilebiliyor. Medeniyet ancak kendi teknolojisiyle ayakta durabiliyor. Medeniyet ancak kendi teknolojisiyle ayakta durabiliyor. Bu duyduğunuzda yeğenim Salih Kayra'nın baba çığlıkları. Babasına sesleniyor. O da araya karışmış oldu galiba, gelmiştir bu ses de size.
yabancılaşma ancak medeni bir hayat tarzıyla birlikte söz konusu edilebiliyor. Medeniyet ancak kendi teknolojisiyle ayakta durabiliyor. Teknoloji hayatını devam ettirecek bir medeniyet türetiyor. Yabancılaşmadan medeni olunamıyor. Yabancılaşmadan medeni olunamıyor. Üç meselenin birbiriyle ilişkileri tam anlamıyla girift diye devam ediyor bu metin. Devam ediyoruz. Evet. 35. sayfa. Yine biraz öncesinden alarak gelmek lazım. Bir köşe yazarı eleştirisi diyelim. Köşe yazısı eleştirisi değil de köşe yazarlarına bir eleştiri gibi bir şey. Yazının başlığı Sahne Işıkları 35. sayfada. İlk paragraf. Günlük fıkra yazarı Türkiye'ye özgü bir yaratık. Günlük fıkra yazarı Türkiye'ye özgü bir yaratık. Kimdir? Niçin her gün okuyucunun karşısına çıkar? Söyledikleri bir yaraya merhem olur mu? Bunlar cevaplandırılması zor sorular. Siyasi çekişmelerin hızlı olduğu, laf atmaların ve zıtlaşmaların seyirlik hale geldiği durumlarda günlük fıkra yazarının ne kim olduğu düşünülür ne de hangi işe yaradığı. Onların yaptığı, tuttuğu tarafın heyecanlarını körüklemek, karşı taraflı olan uzlaşmazlığı gerek öfke, gerek alay ve gerekse bilgiçlikle ortaya koymaktan ibarettir. Açıkçası siyasi çekişmeler içinde günlük fıkra yazarı kendinden ne beklenildiğini çok iyi bilerek görev saydığı işi yürütür. Görevi nedir diye mi soruyorsunuz? Şudur, kendine helal olsun, çok iyi yazmış dedirtmek. Fıkra yazarının görevi buymuş. Kendine helal olsun, çok iyi yazmış dedirtmek diye bir eleştiri yapmış İsmet Özel Hoca. Bu yazının tamamı eleştiri ama güzel bir eleştiri. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle biraz hızlanayım istiyorum ama. 43. sayfa. Hızlanmayayım. Bu da güzel çünkü. Batı alemi kitle iletişim araçlarının bu tüketim azgınlığını yüzyıllardır sağladığı birikimi çağın şartlarına ayarlayarak karşılamaktadır. Batı ülkelerindekileri mutfağı ve çöplüğüyle kocaman bir kültür bloğu oluşmuş. Bu blok hem çok sayıda insanın çabalarını yönlendirmekte hem de çok sayıda insana ayrıntılı bir fikriyat afyonu sunmakta başarılıdır. Bu cümleyi çizmiştim zaten. Bu blok hem çok sayıda insanın çabalarını yönlendirmekte hem de çok sayıda insana ayrıntılı bir fikriyat afyonu sunmakta başarılıdır. Türkiye'de durum nedir? Bunu bilebilmek için yeterli veri yok elimizde diyor. Yani Batı'da diyor öyle bir felsefe, fikriyat, metin, üstüne konuşulacak bir şeyler üretiliyor ki bu bir afyon etkisi yapıyor. O medeniyetin yanlışlığına uyanamıyor insanlar. Bu afyon onları sakinleştiriyor. Bir şey yapmışız sanıyorlar. İleride yine gelecek bu konuyla ilgili İsmet Özel'in eleştirileri. Onlarda da çok isabetli şeyler var. Onları da paylaşmak istiyorum. 46. sayfa. Fıkra yazarının başarısı için iki şarttan biri yeterli değil. Hem haklı olduğuna kesin inanacak hem de arkası olacak. Yukarıdan alıp geleyim. Bu paragraf çok güzel çünkü. Gerçek ve başarılı bir fıkra yazarı olmanın ikinci şartı sırtını dayayacak bir yerin olmasıdır. Arkası olmayan hiçbir yazar ağzı yüzü düzgün iki laf edemez. Kimisi locaya verir arkasını, kimi partiye ve kiliseye, kimi ideolojisini paylaşan kimselere dayanır. Kimi sermayeye verir sırtını, kimi üyesi olduğu çıkar çevresine. Ama gözden uzak tutulmasın. Fıkra yazarının başarısı için iki şarttan biri yeterli değil. Hem haklı olduğuna kesin inanacak, fıkra yazarı böyle olmalıymış, köşe yazarı yani diye düşünelim. Hem haklı olduğuna kesin inanacak, hem de arkası olacak. Birinden biri eksik oldu mu, sonucun nereye vardığını siz de kendi gözlerinizle her gün görmektesiniz diye devam ediyor. Yine hızlanmaya çalışalım. Ah, bu cümleyi okuyayım. Kısacık bir cümle okuyacağım. 54. sayfa. İslam yayılmasını müminlerin küçük insanların tırnak içinde
zaferleriyle gerçekleştirmiştir. İslam yayılmasını müminlerin, tırnak içinde küçük insanların zaferleriyle gerçekleştirmiştir. Bu da diğer dinlerden İslam'ın farkını, hakikatini ortaya koyuyor. Orada böyle de bir tespit geçiyor. 59. sayfa. Yine kısa okumaya çalışayım. Müslümanlar geçmişte gerek davranış biçimlerinin müşterekliği, gerek anlayıştaki ortaklık ve gerekse Kur'an dili dolayısıyla aynı ırktan sayılacak ölçüde yakınlaşmışlardı. Müslümanlar geçmişte gerek davranış biçimlerinin müşterekliği, yani sünnet-i seniye ile hepsinin amel etmesi, selamünaleyküm dediğiniz zaman buradan Çin'e kadar, hatta Arjantin'deki Müslümanlardan tutun Çin'e kadar aleykümselam cevabını alıyorsunuz. İşte bu bir müştereklik. Gerek anlayıştaki ortaklık ve gerekse Kur'an dili dolayısıyla aynı ırktan sayılacak ölçüde yakınlaşmışlardı. Günümüzün modern Avrupalısı ister Kanada'da ister Yeni Zelanda'da yaşasın, aynı ırktan sayılması gerekecek ölçüde yakınlaşmıştır. Bugün Avrupa'da bunu başardı diyor kısmen. Bununla birlikte her üçü de Katolik olan Fransa, Polonya, İtalya gibi ülkelerde farklı düşünme biçimleri olduğunu söyleyebiliriz. Aynı farkın her üçü Sünni olan Arap, Hintli, Türk içinde geçerli olduğu söylenebilir diyor ve devam ediyor. Devamını okumuyoruz. Bir cümle okuyayım buradan. 61. sayfa. Delilik kesin bir kayıtsızlıktır. Delilik kesin bir kayıtsızlıktır. 62. sayfa. Gerçek düşünceler ancak gerçek insanlar arasında ve sahici bir vatanda barınabilir. Gerçek düşünceler ancak gerçek insanlar arasında ve sahici bir vatanda barınabilir. Bu cümleyi çizmişim. Devam ediyoruz arkadaşlar. 68. sayfa. Aa, bu cümle çok güzel. Bu cümle 10 numara. Okurken de çok beğenmiştim. Hatta sosyal medyada paylaşayım dedim. Bak unuttum. Şimdi tekrar okumak nasip oldu. Kur'an, 68. sayfa. Kur'an, insan zihninin faaliyetlerini anlamlı kılar. Kur'an, insan zihninin faaliyetlerini anlamlı kılar. Yoksa insan zihni Kur'an'ı anlamlandıramaz. Kur'an, insan zihninin faaliyetlerini anlamlı kılar. Yoksa insan zihni Kur'an'ı anlamlandıramaz diyor ve devam ediyor. Yine bir cümle, 69. sayfa. İslam kavrayış seviyesi ne olursa olsun her insanın bir gelişme yoluna girmesini mümkün kılması bakımından tek düşünme biçimidir. İslam kavrayış seviyesi ne olursa olsun her insanın bir gelişme yoluna girmesini mümkün kılması bakımından tek düşünme biçimidir. Devam ediyoruz. 74. sayfa. Şuradan okuyayım. Kur'an ve sünnete olan tavizsiz bağlılık, Müslümanı hem tarihe hamasi bir bağlılıktan alıkoyuyor, hem de içinde yaşadığı toplumun gayri İslami değerlerine karşı durmaya zorluyor. Müslüman, sahip olduğu bu bilinçle bir bakıma dünyadan yalıtılmış oluyor. Müslüman, sahip olduğu bu bilinçle, yani Kur'an'a ve sünnete bağlı kalma bilinciyle bir bakıma dünyadan yalıtılmış oluyor. Kendisini korumuş oluyor. Kabuk sahibi oluyor diyelim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Allah, burada çok çizmişim. Hangisini okuyayım? 80'den bir iki tane okuyayım. Putperestlik, ister tabiat kuvvetlerine tapma, ister insanın ürünü nesnelere tapma şeklinde görünsün, her zaman bir gevşekliğin, bir yılgınlığın yedeğinde büyümüştür. Putperestlik, ister tabiat kuvvetlerine tapma, ister insanın ürünü nesnelere tapma şeklinde görünsün, her zaman bir gevşekliğin, bir yılgınlığın yedeğinde büyümüştür. Peygamberimizin esnemeyi kınayan, aksırmayı ise güzel gören tutumuna dikkat çekmek isterim. İmana yöneliş, her zaman dikkat, dirilik, kafa dinçliği, silkiniş duygularına denk düşen bir yöneliştir.
Putperest tavırda ise bir çaresizlik, uzlaşma, şartlara köleliği kabullenme vardır demiş. Hemen bir sonraki sayfadan mesela burayı da çizmişim. Devlet adamlarına tapınma çok eski bir putperestlik biçimi olduğu halde günümüze kadar çok tesirli bir biçimde uzanmıştır. Firavuna, Roma İmparatoruna, Duçe'ye, Führer'e, Şef'e, parti genel sekreterine tapmak, hem de bunu açık ve kaideleri belli tapınma biçimleriyle yerine getirmek, 20. yüzyılın bariz putperestliğidir ve daima ateizmle birlikte görülmüştür. 20. yüzyılın bariz putperestliğidir ve daima ateizmle birlikte görülmüştür. Bu konuda şöyle bir şey söylemek istiyorum. Mesela Müslümanlara bu suçlamayı çok yapar seküler kesim. İşte siz bilmem şuna tapıyorsunuz, buna tapıyorsunuz falan diye. Halbuki kendilerinin mirasında bu çok var. Yani putperestlik olsun, ateizm olsun. O toplumlarda, o tür toplumlarda, o kadar sekülerleşmiş toplumlarda lidere tapma daha zirve noktada. Çünkü başka otorite kalmıyor. Tamamen seküler otoriteye bağlılık ortaya çıkıyor. Bizde ise manevi otorite var, bir de maddi otorite var. Hani manevi sultanlık, maddi sultanlık diyoruz ya. O anlamda bizde otorite çoğaldığı için zaten... Bir de manevi otorite daha büyük olduğu için ona bağlılığımız diğerini törpülüyor. Diğerindeki ifratlarımızı, tefritlerimizi önlüyor. Ama bak onlar bize yapıyorlar bu saldırıyı, biz onlara yapamıyoruz. Hoca güzel bir noktada dikkat çekmiş buna. Devam ediyoruz arkadaşlar. 83. sayfa. Mekteplerde Rönesans'la yükselmeye başlayan kapitalist medeniyeti övebilmek için durmaksızın Orta Çağ dedikleri bir dönem kötülenir. Mekteplerde Rönesans'la yükselmeye başlayan kapitalist medeniyeti övebilmek için durmaksızın Orta Çağ dedikleri bir dönem kötülenir. Orta Çağ'da düşünce, bilim, teknik yerinde sayıyormuş da Rönesans'la ve ardından gelen Yeni Çağ'la birlikte bütün bunlar açılıp gelişme imkanı bulmuşlar. Hayatın olduğu yerde hiçbir şeyin durması mümkün değil tabii. Belki gerileme olur yani, yönü istenilmedik bir gelişme. Bir hareket söz konusudur ama hiçbir şey yerinde saymaz. Ya saadetine yahut felaketine doğru yürür insanoğlu. 85. sayfa, o aynı yazının sonu. Hayat büyücüler, büyüler, fallar, falcılar tarafından istila edilmiş, helal ve haramı birbirinden ayırabilecek ölçüyü kullanma yeteneği insanların elinden alınmıştır. Bugünü söylüyor. İnsan kendisine zeka ürünüdür diye sunulan birçok herze ile günden güne hamakat sahibi kılınmaktadır. Evet, biz bugün bir orta çağ yaşıyoruz. Hem öyle bir orta çağ ki bir öncekinden daha aşağı bir seviyede. Bugün de bir orta çağ diyor, yani aldatılmaksa orta çağın şeyi, özü. Bugün daha çok aldatılıyoruz. Bakıyorum saatime. 20 dakikaya yaklaşmışız. Bir iki tane daha okuyayım. Daha fazla uzatmayayım. Bitiremeyiz zaten arkadaşlar. 600 sayfa dediğim gibi neredeyse. Şöyle bir yerden şunu da okuyayım. Müslüman düşünce adamlarının bazılarında görülen bu uzlaştırma gayretinin, yani seküler anlayışla İslam'ın itikadını uzlaştırma gayretinden bahsediyor. Müslüman düşünce adamlarının bazılarında görülen bu uzlaştırma gayretinin sebebi kanımca şudur. Yazar, düşünür, alim, parantez içinde din bilgini anlamında yahut İslami mücadelenin bir unsuru olan herhangi bir kimse, İslam'a olan bağlılığını hiç zayıflatmaksızın önünde duran meselelere çözüm getirmeye çalışıyor. Ne var ki yola çıkarken kendisine İslam dışı olarak sunulmuş eğitimin ana noktalarını sıkı bir eleştiriden geçirmeyi ihmal ediyor. Hatta bazıları İslam dışı aldığı düşünme metodunu asıl kabul ederek inancını pekiştirme ve insanlara inancının haklılığını yine bu metodun sınırları içinde verme çabasına girişiyor. Belki bu yolla oldukça başarılı eserler veriyor. Ama itiraf etmeli ki ortaya koyduğu sistem bir felsefi sistem oluyor ve netice itibariyle asıl çizginin sağında ve solunda bir yer tutuyor. Evet, yani İslam'ı anlatmak için İslam'dan bir metot alıp yapmak lazım diyor hoca.
İşte bugün çok rastlıyoruz. Sosyoloji üzerinden İslam'ı anlatmak ama en sonunda neye geliyor bu? Sosyolojiyi esas kabul edip ona uymayanı da onunla yargılamak. İslam'ın içinde bile olsa, hakkında nasıl olsa, sünnet olsa, hadis olsa onu bile yargılayacak noktaya geliyor insanlar. O düşünce sistemini merkeze koydukları için. Bu sosyoloji de olabilir, felsefe de olabilir, başka alanlarda olabilir. Onların bir sistematiği var, bir yüzeyden bilgi çıkarma gayreti var. İslam ise semadan bilgi getiriyor bize. O yüzden yüzeyden bilgi çıkaranla semadan bilgi getiren hali aynı değil. İşte Üstad'ın İçtihat Risalesi'nde söylediği, bu zamanın içtihatları arzidir, semavi değildir. Bununla da ilgili. Bu zamanın insanı yüzeyden bilgi çıkarmaya müptela. Eşyanın silsilesi içinde, sebep-sonuç ilişkileri içinde her şeyi açıklamaya müptela. O yüzden daha üst açıklamalara açık değil. Bu cümlede bilmiyorum yeterince açık oldu mu, çok açık kelimesi geçti ama. Pekala. En sona gideyim. En sonuncu sayfada çizdiğim güzel bir yer vardı. Onu da paylaşarak bitiriyorum arkadaşlar. Çağımızda yabancılaşma, medeniyet, teknoloji biçiminde karşımıza çıkan meseleler, her çağda farklı kılıklara bürünerek ama özünde muktedir olmak, ahlaklı olmak çatışması barındıran bir durumda insanların önünde bulunmuştur diyebiliriz. Mekke'nin iktidar seçkinleri Resulullah Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem, İslam ahlakını tebliğ etmekten vazgeçmesi karşılığında para, kadın, itibar ve mülk teklif ettiler. Çünkü onlar da kallikles gibi ahlak çağrısını bir zayıflık belirtisi, kuvvetli olma özentisi sayıyorlardı. Bana kalırsa muktedirler olaya bu açıdan bakmakta tamamen haksız da değildirler. Bana kalırsa muktedirler olaya bu açıdan bakmakta tamamen haksız da değildirler. Mesnedi uhrevi olmayan bütün ahlak çağrıları, mesnedi uhrevi olmayan yani karşılığını bu dünyada aramayan, arayan diyelim, aramaması gerekiyor çünkü. Ararsa ihlas da olmuyor. Mesnedi uhrevi olmayan, ahirete bakmayan, öteki tarafa gayb alemlerine bakmayan bütün ahlak çağrıları, dünyacı ahlak çağrıları yani, burayı da çok açtım, zorbalığa karşı değil, zorbalara karşı yöneltilmiştir. Bak, zorbalığa karşı değil, zorbalara karşı yöneltilmiştir. Sonuç olarak da din dışı ahlak önerileriyle bir toplumsal muhalefet başlatmış olanlar, siyasi kuvveti ele geçirdikleri zaman kolaylıkla zalimleri deviren zalimler durumuna gelmiş olurlar. Yine zalim olurlar yani. Nitekim komünistler çarı devirdi. İyi mi oldular? Yok, çardan da beter oldular yani. Çara halk arar hale geldi, çar keşke başımızda olsa diye. Komünistler o kadar zulmettiler. Yine mesela Almanya'da hanedan Hollanda'ya sürüldü. Galiba Hollanda'ya sürülmüştü 1. Dünya Savaşı'ndan sonra. Yerine Hitler falan geldi. Ya yani arattı mumla değil mi yaptığı şeyler? Nitekim teknoloji, medeniyet ve yabancılaşmayı birer mesele olarak ele alan batılı düşünce adamları, önerdikleri çözümlerde bu teslisten doğan zorbalığın başka bir mikyasta yeniden tesisinden başka bir şey söyleyemiyorlar dedik ve kitaptaki alıntılarımızı, tabii çok azını, bakın en başta buraya kadar gelebildik, bir de sondan bir alıntı okuduk. Normalde kitabın kalınlığı şöyle bir şey arkadaşlar, 600 sayfa. Yani çok güzel bir kitap, çok çizeceğiniz cümle var, çok alacağınız bakış açısı var. Ya duruş öğreten, modern meselelerle yüzleşirken nerede kalmak, nerede durmak, nereden konuşmak lazım, buna dair bilgi veren bir kitap bu. Ben İsmet Özel'in, hani zaman zaman diyorum, nurcuları falan da rahatsız eden açıklamaları oluyor. Ama kitapları istikametli arkadaşlar. Okuduğum itibariyle söylüyorum, galiba 5 veya 6 tane okudum. Bir tane daha okuyacağım, onu da aldım kütüphaneden. İyi kitaplar, gerçekten düşünce öğreten, düşünmeyi öğreten, bakış açısı veren kitaplar, izzetli kitaplar. Mutlaka okuyun derim, bunun için de derim yani. Mutlaka edinin, okuyun, tavsiye edin. Hatta mümkün olsa keşke böyle liselerde falan gençlere bu kitaplarla okumalar yaptırılabilse, ders verilebilse, eminim karakter gelişimlerine olumlu katkıları olacaktır. Pekala, bu kitaplıkta bu kadar. Başka bir fosforlu kalemde, başka bir kitapla görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.